Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri, ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir video serisini başlatıyorum. Bu video serisinin ismi Neden Aldık serisi. Burada bugüne kadar bizim kendi sitemize aldığımız ve çeşitli videolarda içerik üretirken ve test yaparken kullandığımız cihazları neden aldığımızı açıklayacağız. Bunların bazısını parasını verip aldığımız ürünlerden oluşurken bazısında sponsorluk ve benzeri bize destek olan markalardan aldığımız ürünler olduğunu baştan söylemiş olayım. Zaten o videoyu çektiğimizde hani parasını mı verdik yoksa sponsorlukla mı aldık, bunu da söylemiş olacağız. Şimdi ilk ürünümüz tabii ki içeriklerimizi üretirken kullandığımız temel cihazlardan bir tanesi olan fotoğraf makinemiz. Daha doğrusu tabii video için kullanıyoruz biz bunu ama Canon EOS M50 Vlogger kitini almıştık biz. Bundan yaklaşık olarak bir 6-7 ay, hatta 8 ay oldu daha doğrusu önce. Ocak ayında almıştık, 2019'un ilk ayında. O dönem biz CES'e gidiyorduk. Amerika'nın Las Vegas şehrinde düzenlenen bir teknoloji fuarı. Biz cihaza da ihtiyacımız vardı acilen. Şu kutusunu görmüş oldunuz, şöyle göstereyim. Vlogger kiti aldık. Şu anda üstünde de Canon EOS M50'yi görüyorsunuz. Neden bunu tercih ettik? Bunun birinci sebebi fiyatının makul olmasıydı o dönem için. Ki şu anda bile çok makul. O dönem biz 5200 lira civarında almıştık. Şu anda 4500 civarında bu kiti satın alabiliyorsunuz. İkinci sebebi ise hani fiyatına göre sunduklarının çok başarılı olmasıydı ki hala öyle. Yani Canon EOS M50 bugün baktığımızda piyasadaki birçok içerik üreten, özellikle videolu içerik üreten kullanıcıların tercih ettiği bir video kamerası. Tabii ki daha güzelleri, daha iyileri vesairesi mutlaka var. Daha iyileri de var ama onlar için de en az %50 daha fazla ödemeniz gerekiyor. Hatta bazı modellerde yani Sony'nin işte güzel fotoğraf makineleri var. 10.000 liraya kadar bir ödeme yapmanız gerekiyor. Biz bunu 5.000 liraya almıştık. Neden kit aldık? Kit almamızın bir sebebi şuydu. Mini bir tripod çıkıyor. Onu şu an gösteremiyorum ama detaylarda koyacağım. Şu anda videoyu çektiğim DJI Osmo Pocket var. Onunla da ilgili bir video çekeceğim bu arada neden aldık diye. Şu anda onun üzerinde durduğu için şu an onu gösteremiyorum. Mini bir tripod çıkıyor. Bir tane şöyle shotgun olarak adlandırılan, şunu çıkartayım, Rode'nin bir mikrofonu çıkıyor. Biraz sonra onun kutusunu da açacağım, orada var. Bu mikrofonla beraber kablolu ya da işte yaka mikrofonu kullanmadan bir yere kadar çekim yapabiliyorsunuz. Şöyle bir dead cat'imiz de var. Şöyle bir göstereyim. Dead cat dediğim şey bu rüzgarlı ortamlarda sesin kameraya, mikrofona yansımamasını sağlıyor. Böyle bir şeyimiz var. Anlaşıldığı üzere 3.5 mm'lik bir mikrofon girişimizin olduğunu söyleyeyim. Canon EOS M50'de. Bununla beraber yani 3 parçadan oluşuyor. Canon, tabii bir objektif de var, 15-45 standart olarak öyle geliyor zaten. Bir tane mikrofon, bir de mini tripodumuz var. Tripodun da markasının Manfrotto olduğunu söyleyeyim. Şimdi şuradan açayım ben bunu. Kutusunu. En azından o ürünlerin isimlerini göstermiş olayım ki bilginiz olsun. Şurada video mikro. Az önce söylediğim, gösterdiğim şu ürünün kutusu bu. Rode'nin video mikro ürünü. Fena değil. Yani çok iyi mi? Çok iyi değil. Çok gürültülü ortamlarda işe yaramıyor. Ama böyle kapalı mekanlarda vesaire kullanacaksanız bence fazlasıyla iş görüyor. Ama tek başına yeterli. Yani bu ürün sadece işinizi görmeyecektir. Mutlaka bir yaka mikrofonu da kablolu ya da kablosuz ihtiyacınız var. Biz mesela şu anda şey kullanıyoruz. İşte Rode Wireless Mic modelini kullanıyoruz. Biliyorsunuz onu kutudan çıkarttığımız bir video çekmiştik. Bu da ürünün kendisi. EOS M50'nin kendisi. Şöyle küçük bir kutu aslında normalde. Şöyle göstermiş olayım. Ana şeyi burada. Şarj cihazı çıkıyor kutudan. Bir de 15-45 standart bir objektifimiz çıkıyor. Kit objektif bu. IS STM, yani videoda sessiz zoom yapabiliyorsunuz. Biz çok kullanmıyoruz zoom özelliğini. Zaman zaman belki videolarda fark ediyorsunuz. Zaman zaman kullandığımız oldu ama normal çok fazla zoom kullanmıyoruz zaten çekimler sırasında. Şöyle kutumuzu da kapatalım. Birazcık fotoğraf makinesinden bahsedeyim ben size. Canon EOS M50 hem küçük olması hem taşınabilmesi rahat açısından güzel bir ürün. Aynı zamanda şu ekran dönebiliyor. Şöyle açayım ben size. Bu da özellikle mesela biz kendimizin çekimlerini yapacağımız zaman şöyle göstereyim. Hatta video kayıt yaptığımız cihazı da görün. Şöyle. Şuradan göreceksiniz. Kendi çekimlerimizi yaparken şu şekilde tutup çekim yapmamızı sağlaması açısından çok başarılı bir ürün. Ben onu söylemiş olayım. Ayrıca hafif ve küçük olması da iyi. Biraz teknik özelliklerinden bahsedeyim. Not almıştım buraya. 24.1 megapiksel çözünürlük sunuyor cihaz. CMOS sensörümüz var. Digit 8 işlemcisi bulunuyor. APS-C dediğimiz giriş seviyesi bir sensör var. Full frame değil.
10 FPS bir fotoğraf çekebiliyor. Fotoğrafta çok fotoğraf için kullanmıyoruz. Bazen galeri için kullandığımız dönemler oldu ama genelde biz video için kullanıyoruz. 4K video çekiyor şimdi. Ultra HD. Canon'da her yerde bunu söylüyor. Eyvallah ama şöyle bir sıkıntı var 4K'sında bu ürünün. 24 FPS çekiyor. O yüzden biz çok 4K kullanmıyoruz. Genelde Full HD olarak kullanıyoruz. Full HD bizim için yeterli oluyor zaten. Wi-Fi ve Bluetooth özelliği var. Özellikle böyle uzaktan çekim yapmak istiyorsanız uygulaması üzerinden kullanabildiğimizi de söyleyelim. Yani fiyat performans olarak baktığımızda çok başarılı bir ürün. Ama benim önerim mesela böyle bir ürün alacaksanız bir tane yedek pille beraber alın. Çünkü video çekimleri kullandığımız için biz pili 1-1,5 saatte bitiyor. Yani sürekli çekim yaptığınızı düşünün. O kadar da sürmediği zamanlar olabiliyor. O yüzden yedek bir pille kullanmanızı şiddetle ve hiddetle öneriyorum. Şöyle objektif içine doğru kaçıyor. Şöyle göstereyim içine doğru. Şimdi normalde böyle açıkken kapandığı zaman bir tık daha kapanıyor ve içine doğru gidiyor. Bu sayede daha küçük bir yer kapladığını söyleyeyim. Yani biz bunu özellikle video çekimlerinde kullanmak için aldık. Taşınabilir, küçük, hafif olduğu için aldık. Aynı zamanda da hani fiyat performans oranı yüksek olduğu için aldık. Şu anda dediğim gibi kitini 4500 liraya falan alabiliyorsunuz. Sadece hani fotoğraf makinesini alıyorum deseniz 4000 liraya falan da bulabilirsiniz. Ama almışken kit almak daha mı mantıklı? Yani şu mikrofona ihtiyacınız yoksa, şöyle göstereyim. Bu mikrofona ihtiyacınız yoksa kit alınmasa da olur. Ama sadece bu mikrofon 500 lira civarında. Hani işinize de yaradığını söyleyeyim. Böyle kendiniz çekiyorsunuz şöyle bir kol mesafesinde. Fazlasıyla işe yarıyor ama böyle kalabalık yerlerde ya da röportajlarda falan bu ürün işinize yaramaz. Daha profesyonel çözümlere yönelmeniz gerekiyor. Rode'un da var böyle daha profesyonel çözümler ama tabii takdir edersiniz ki daha pahalı oluyor onlar. Bu arada ürünle ilgili şunu söylemekte fayda var. Bu ürünü biz parasını verip satın aldık. Canon'la bir ilişkimiz, bir bağımız yok. Tamamıyla kendi finansman yöntemlerimizi satın aldığımız bir ürün. Bunu da belirtmiş olalım. Videonun başında söylediğim gibi bazı ürünleri biz kendimiz almıyoruz. Sponsorluk veya destek olan markalar olabiliyor. Onları da her videoda belirteceğim ama biz bu ürünün parasını kendimiz ödeyerek satın aldık. Bunu da belirtmiş olalım. YouTube kanalımıza abonesiniz de bu videoyu izliyorsanız eğer diye tahmin ediyorum. Değilsiniz kanalımıza abone olmayı, aynı zamanda bizi Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda farklı bir şekilde karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.